Aile Sağlığı Merkezi'nde defalarca tuvaleti kullanarak sağlık çalışanlarını rahatsız eden kişi kendisine uyarıda bulunan doktoru darp etti. Yumruk ve tekmelerle yaralanan doktor neye uğradığını şaşırdı. Ben de hiç beklemediğim bir anda, bu arkası dönüktü, ben de arkasındaydım. Onu yolcu edip de kapıyı kapatayım diye. Adam kapıdan çıkarken 180 derece döndü yerinden, benim gözüme böyle bir yumruk attı. Ben o yumruğun şiddetiyle hiç beklemediğim bir hareketti. Gafil avlandım ve yere düştüm. Yere düştüğümde yerler kan oldu. Tabii bu sefer bu adam vazgeçmedi, geldi benim başıma tekmelerle vurmaya. Olay İstanbul Bağcılar'daki Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Sürekli tuvalete girerek rahatsızlık veren şahıs doktor Mahmut Doğan'la tartışmaya girdi. Doğan kendisini hakarette bulunarak tehdit eden şahsı uzaklaştırmak istedi. Bu sırada aldığı darbeyle yere yığıldı. Kanlar içinde kalan doktora ilk müdahale sağlıkçılardan geldi. İkinci kattaki hemşire arkadaşlarımız odalarından beni aradılar. Dediler ki doktor bey, bu odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan birisi var. 4-5 seferdir, bir saattir buralarda. Tuvalete giriyor, çıkıyor. Biz rahatsız olduk bu vatandaştan. Başka da haber verecek kimse yok binada. Size söylüyoruz dedi. Ben de arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım. Dolu dedi bu vatandaş. Sonra tuvaletten çıkınca dedim kardeşim burası umumi tuvalet değil. Cami tuvaleti de değil. Yani burası bir sağlık kuruluşu. Siz dedim yani bir saatten beri buradasınız. 4-5 seferdir tuvalete girip çıkıyorsunuz yani. İnsanları da rahatsız etmeye hakkınız yok. Kimden izin aldığınızı giriyorsunuz? Sana ne mana ne dedi bu bana. Sonra dedim bizden izin almanız lazım. Sen kimsin dedi. Seni parçalarım dedi. Efendim. Böyle hakaret ede ede aşağı kata ben inmek istedim. Parçalarım seni deyince. Bizim sekreter arama seslendim. Dedim ki polisi ara dedim. Burada vatandaş dedim beni tehdit ediyor. Daha sonra bölgeye giden polis ekipleri doktoru darbeden saldırgan Y.I.'yi gözaltına aldı. Birçok suçtan emniyette kayda olduğu öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.